Merhabalar, bu videoda Kozal, Koza A ve İpek'e videosu yapıp bu akşam bitireceğiz. Şimdi Kozal'da daha önce bir grafiğim varmış. Orada bir dirençleri çizmişim. Hatırlamıyorum ne zaman baktığımı. Ama çok olmaz diye de hatırlıyorum. Belki 15-20 gün önce bakmışımdır. Tabii bu grafik artık biraz şeyini yitirmiş. Hani şurası bir destek olmamış. Aşmış ama duramamış üstünde. Şurada da bir muhtemelen eğer yükseliş devam ederse gelebilecek, olabilecek bir direnci çizmişimdir ki o da bakalım. Herhalde öyle yaptım. Şimdi önce bir Fibonacci'yi bir çekelim. Fibonacci bize ne diyor? Şimdi yükselişten sonra aslında bu çok iyi dayandı ya. İşte altın maltın da çıktı falan bir şeyler oldu. Kozal'da çok güvenilir bir şirket yine. Öyle çok güven yani piyasanın sevdiği bir şirket. Şunu da kaldırayım. Yani 90 liralara geldi. Bir türlü de 90 liraya geçemedi bu şirket. Gelip gelip 80'e geri dönüyor. Yani 90'a doğru ne zaman yaklaşsa soluğu 80'de alıyor. Yani burada da aynısı oldu. İşte 86 oldu. 80 hatta 79-30'lara geri geldi ama günlük gün içinde. Şurada bir gitti 90 tekrar geldi 80 şurada bir daha yükseldi 88 yine solu aşağı aldı böyle yani bir türlü 90'ı yapamadı. Şimdi burada kötü bir şey var yalnız diğerleri gibi bir düzeltme değil şurada. Kötü bir şey 50 günlük ortalama seviyemiz kaçmış 81-80 şöyle bir bakalım. Tam 81-80'deyiz galiba evet. 81-80'in altında bir kapanış görüyoruz. 80 lira 10 kuruş. Şimdi bunun önemi ne? 50 gün bize biliyorsunuz bir orta ve uzun vade yükseliş trendi çiziyor. Hep söylüyorum. Şahane de bir trend çizmiş. Neredeyse bakalım şuradan 14 Nisan'dan beri kırmayı bırakın yanına bile yaklaşamamış. Ta ki 7 Ağustos'a kadar. Ve oradan beri ilk defa kırmış. Bu şimdi buradaki trendin şimdilik diyorum. Yani geri dönmezse üstüne çıkmazsa bittiğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada 81-80 çok önemli bir ortalama. Eğer buranın içine geri dönerse 81-80 ve üstüne geri atarsa kendini o zaman tekrar burada bir trendten söz etmek acaba bir kırılım olur mu demek mümkün. Ama şuranın altında aşağıda 0.618 düzeltmesi 74 lira 45 kuruş. O da 200 günlük ortalamaya denk geliyor. Şöyle göstereyim. Yani aşağı hareket devam ederse de bakacağımız yer 74 lira 45 kuruş. Yani acaba oraya düşerse orası tutar mı? Çünkü orası aynı zamanda şuradaki yoğunlaşmaya da bakın. Şuradan bahsediyorum. Şu yoğunlaşmaya bakın. Muazzam da bir destek noktası. Tabi bu da kırılırsa o zaman işler biraz sarpa sarıyor demektir. Onu da söyleyeyim. Yani trendin yönü şu anlık kısa zamandan bahsediyorum. Yani minor trendden bahsediyorum. Minor trendimiz maalesef aşağı gözüküyor. Bunun dışında yukarı dönerse tabi arayacağımız seviye haliyle bir önceki tepe olan 89 lira 95 kuruş. Burası kırılmadan da tekrar bir yükselişten yani şuradaki gibi bir düzenli bir yükseliş hareketinden söz etmek mümkün değil. Yanal yani tekrar aşağı gelmesi durumunda ben çünkü buna bakmayabilirim bir daha 15-20 bin bu ise. Şöyle tekrar aşağı gelmesi durumunda ve sınırın yani 200 gün içinde kalması durumunda da yanal bir hareketin başlangıç habercisi olabilir. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Yani kağıttaki satış ağırlıkları hacimde abi bunun benzeri bugüne kadar herhalde bakayım bir daha ama yani olmamış dese herhalde yeri var. Yani şurada bir arka arkaya 1 2 3 4 5 6 7 8 gün 8 kapanış. Yani geçmiş fiyatlar çünkü bizim rehberimiz arkadaşlar. Yani geçmiş fiyatlara bakın. Böyle hareketleri, aşırı hareketleri arayın. Burada bir 8 günü var. Valla çok da geçmişe hani gitmeyeyim ama yani başka bir 8 günlük düşüşte
Ya 2015'e kadar geldik. Dikkatimi çekmedi. İki tane 8 gün var. Bu kaç olmuş bakalım. Tebrik ederim. Rekoru kırmış. 9 gün olmuş. Yani 9 gündür kırmızı bir hacimden bahsediyorum burada. Yani alıcıların galip geldiği, satıcıların mağlup olduğunu gösteriyor bu bize. İlk defa olmuş satıcıların mağlup olduğu bu hacim. Bir yerde düzeltmesi herhalde olur diye tahmin ediyorum ama nerede onu bilemem. Onun için zaten seviyeleri söyledim. Birisi 0.618.74 lira. Onun altı zaten perperişan. Şu tabii daha önce baksaydım 81.30'da önemli bir seviyeymiş aslında. Bir de göstergelere bakalım. RSI 38'de yani aşırı satışa daha girmemiş ama bir ayı piyasası. Stokastik sat veriyor. İşte onu da göstereyim. Haliyle yani bir sat veriyor ama bayağı 24'e de uzamış şey. Kısa yani mavi olan 24'e uzamış. Yani orada tepkiler genelde 5'ten 14'ten ve yani 20 civarı diyelim. 20 ve altından gelmiş genellikle sert tepkiler, alım tepkileri. Şu an 24'te MACD'de haliyle bu kadar düşüşten sonra sat veriyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar şey bu arada stok ayarları. Yani özelleştirilmiş ayarlar değil yani. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey şu anda yok. Diğer bir şirkete geçelim. Bir de ona bakalım. Orada neler var. İpek'e devam ediyoruz. Şunu çizmişim ama ne zaman baktım hatırlamıyorum. Şöyle biraz yukarı alacağım ben. Biraz hatalı olmuş. Şimdi bir kanaldaydı İpek'e. Bu kanalı kırdı. Maalesef de aşağı doğru kırdı. Yukarı kırsaydı şurada 13-20 desek 15-20 desek 2 liralık bir hareketi vardı. Yukarı doğru onu koyardık 2 liraya. Şimdi tabi doğal olarak aşağı kırdığı için aşağı koyuyoruz. Olmuş mu? O da olmuş. 2 liralık hareketi aşağı doğru da yapmış. Oldukça da yaklaşmış 200 güne 10 lira 18 kuruş 200 gün ortalaması var. Oraya da oldukça yaklaşmış. Şöyle bir onun da bir Fibonacci düzeltmelerine bakalım seviyelerine neymiş. Evet. 0.5 yani 10 lira 68 kuruş seviyesinden şöyle biraz büyüteyim. Bir destek bulmuş daha önce. Dolayısıyla burada bir 11 lira 32 şu an fiyatı. 11.32'de yani 10 lira 68 kuruş burada bir stop noktası olarak belirlenebilir. Çünkü onun altında 200 gün 10.18'de delerse de 9.46'da pardon özür dilerim 9.47'de 0.382 var. %38 var geri alımda. Tabii yani şey değil yani 0.5'te 10.68'in kırılması hoş değil öyle söyleyeyim. 618 bakın 618'den de aslında bir destek bulmuş burada. Hani dayanmış, biraz altına inmiş. Şurada bir gün altında kapatmış sadece. Diğer günler üstünde kapatmış fakat bu sıcağa kar dayanmamış. Öyle derler ya bu sıcağa kar dayanmaz. Maalesef bu sıcağa kar dayanmamış. O da artık tutamamış. 11.32'ye inmiş. Dolayısıyla 10.68 stop. Fena bir stop noktası değil. Buraya kadar tabii stop etmediyseniz artık onu siz bilirsiniz. Paçal mı yaparsınız aşağıda ne yaparsınız onu bilemem ben. Kişisel tercih meselesi. Trend aşağı. Özel bir mum formasyonu şu an yok. Trendin yukarı dönmesi için takip edilecek seviye burada daha güvenli olacağı için 20 olabilir. 12.87'de yani şuradan bir yukarı dönerse kağıt o zaman tekrar hani kanalın içine zaten şu kanal da önemli. Onu da biraz uzatalım. Şöyle. Yani şu kanalın üstüne dönmek için bir fırsat bulabilir öyle söyleyeyim. Yani bu kanalın üstüne döndüğü zaman da en azından bir akımına bakılır. Yani tekrar akım ivmeli şekilde devam edecek mi etmeyecek mi ona bakılır ama şu anki seviye bu. Yukarıda bir direnç olacaksa yine 20 gün 12.87 bir direnç veya yakın olursa tabii o hareketli yakın olursa işte 13-25'ler belki beklenebilir. Yani çünkü burası bir destekti.
destekler bildiğiniz gibi tekrar dirençler ve direnç olarak destek noktalarıyla karşılaşabilirsiniz. Şöyle bir göstergenine bakalım. O 29,54 RSI. Yani RSI artık aşırı satıma gelmiş. Dolayısıyla aşağıdan bir tepki hareketi olacaksa, buna henüz yakın demiyorum ama tepki hareketi daha önce RSI 21'de gelmiş. 2 kere 21'de gelmiş. Hatta baktığımız zaman 3-4 kere gelmiş ama 21'in altında ne var? Yani şurayı saymıyorum. Çok benzer bir yer. RSI 9 var. Yani RSI 9 da zaten hangi kağıt olsa 9'a 10'un altında düşen RSI çok az görülür. Öyle söyleyeyim. Zaten burada da baktığımız zaman 2012'den beri 10'un altı olmamış, bir de yani bir kere olmuş. İkinci de oradan dönmüş. Şöyle biraz daha hani 15 daha çok hani 15'e daha çok teması var. Yani 20'nin 15'in altında öyle söyleyeyim. 20'nin altında diyeyim daha doğrusu. Bir tepki hareketi beklenebilir. Şu an 29,54'te MACD sat veriyor. Yani stokastik, ona da bir bakalım. O da bir tepki gösterebilir. Stokastik de sat veriyor. Şurada bir tepki olmuş. Stokastik 13'teyken hafif bir tepki olmuş. Daha önce 8'de olmuş. 4'te olmuş. Stokastik düşebilir. Daha çok düşebilir. Onu söyleyeyim. Yani RSI ile tam olarak aynı şey değiller. Dediğim gibi yani tepki hareketi bekleniyorsa RSI seviyelerde söylediğim gibi düşünülebilir. Bunun dışında İPEKİ için söyleyeceğim başka bir şey yok. Diğer bir hisse geçelim. Yani buna da ne zaman baktım hatırlamıyorum. Koymuşum ama bir şeyler işte buranın üstünde bir kapanış yapmış. Şöyle bir büyüteyim. Önce trendle başlayalım ya. Şunu bir kaldırayım. Yani ben bunu görünmesi açısından çiziyorum ama dediğim gibi zaten 50 gün bize çiziyor. Burada 50 gün bir stop noktasıymış. Kırılmış. Yani 13 liraya dönmüş. 50 gün 13.31'de. Tekrar geri dönebilir tabii. Dönmez diye bir şey yok. Borsa burası. Her şey olur. Güvenli olur mu? Üstünde birkaç kapanış görmek lazım. Daha önce bir kanal hareketi çizmişim. Ya da bir özür dilerim, bir direnç olarak çizmişim bunu. Tabii direnç şöyle bir düzelteyim, uzatayım. Geçince bir destek hareketi olmuş aynı zamanda. Destek sağlamış. 14.71, 13.8. Şöyle yukarıdan bakalım. 1 lira 20 kuruş gibi bir burada bir yükseklik var. 13.84, 12.60 mı olur? 12 oralardan da şurada hatta şey yaparsak tam destek noktası olarak burayı işaretlerdik. 12.60'tan da geri dönmüş. Yani bu kanalın düşüş hareketi kadar boyu kadar düşüş hareketini yapmış. Onu söyleyeyim. Ama henüz hareket maalesef sona ermemiş. Sona ermesi için 50 gün ve kanalın üstü. Güvenli yer 13.88'in üstü. Bakın şey burada 8 güne 20 güne atlıyorum. Onu söyleyeyim. Direkt kanalın içine dönmesi iyi olur. Yani şeyde en azından ya da 50 gün üstüne kapatması düşün bir tip yani yatay bir alan açmaya başladım belki hissimize söyleyebilir. Altında tabii 11 lira 12 kuruş var. Şunu da bir düzeltelim ya. Şurası tabii artık yeni şeyi burası. 15 lira 3 kuruşta yeni zirvesi. Şu o seviyesine de bakalım. Şimdi 618-12 lira 9 kuruş. Belki uzak bir stop olarak düşünülebilir. Tam da gördüğünüz gibi diğer kağıtta da vardı bu. Şöyle bir şuradaki yoğunlaşmayı da işaret ediyor. Çevresinde bakın ne kadar çok hareket olmuş. Dolayısıyla 0.618-12 lira 9 kuruşta bir stop noktası ve aynı zamanda bir destek noktası olarak beklenebilir. Onun altı şöyle 11 lira 18 kuruşta 200 günlük ortalamaya denk geliyor. Dolayısıyla düşüşlerde takip edilecek seviyeler bunlar. Yükselişini zaten söyledik. Bunun dışında söyle ha MACD şey onlara bir bakalım. Tabi burada da bir tepki merak edilebilir. Stokastik çok hızlıca aşağı gidiyor. Yani sat konumunda şu an. RSI 41'de. Yani daha bir şeye uzak, tepkiye biraz uzak. MACD'de de sat veriyor. Yani şöyle bakalım bir RSI geçmişine de. Yani RSI'de aslında şöyle yap. Bakın şuradan alayım.
Hatta şuradan bile alabilirim. Yani 2019'dan beri bu kağıdın RSI'yi iki kere şurayı kırmış. Hep bir tepki olmuş orada. Yükseliş tepkisi gelmiş. Bakalım üçüncüye kırar mı kırmaz mı? Zaten yarından sonra belli olur. Yani şurada bakın 3 Mayıs'ta temas. 18 Ekim'de temas. Günlük RSI bu. 13 Ağustos'ta temas. Dolayısıyla burası tutmazsa RSI'da, bunlar da bir göstergedir bu arada. Burada da bir direnç destek çalışmaları yapılabilir. Çok rahat. Oranın altına düşmesi RSI'nin sevimsiz bir yere gitmiş. Bir dahaki, çünkü yani şuranın altına da 2019'dan beri söylüyorum. Düzeltme hareketleri genelde aşırı satım bölgesinden sonra gelmiş. Ya da aşırı satım bölgesinde gelmiş. Bir tutarsızlık yok, negatif pozitif. Söyleyeceğim başka bir şey de şu an için yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.